Evet, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ramazan Kurtoğlu'yla özel yayınımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde YKS sonuçları açıklandı. Biz de merak ediyoruz, gençlerin üniversite tercihleri nasıl olmalı? Hocamızdan öğrenelim. Şimdi elbette 21. yüzyılın bu ilk çeyreğini tamamlıyoruz. 3 çeyreği daha var. Ben de biliyorsunuz, hep söylediniz zaten, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Uzun yıllarda Sayın Başkan, Rektör, Dekan Bey bizim üzerimize Uluslararası Ticaret Bölümünün başkanlığını yıktı. Yani keyif, tabii zor iş yani, gençlerle uğraşmak zevkli ama zor iş yani çocuklarla. Yani keyif aldım o işten. Ha, ben istemediğim şuydu, biliyorsunuz ben özel sektörde çok uzun yıllar Türkiye'nin en büyük holdinginde görev almış bir hocayım. Orada uzun yıllar yöneticilik yaptığım için artık yönetici değil de kitap yazmak istiyorum, makale yazmak istiyorum dediysek de Sayın Başkan böyle görmüş, Rektör Hanım böyle görmüş. Neyse, biz o işi bir 9-10 yıl götürdük üniversitede. Benim orada gördüğüm hocalığın, bir akademisyenin orada bölüm başkanlığını gördüğüm şu: gençler diplomaya heves etmemeli, meslek seçsinler. Yani bir de Türkiye'de şöyle bir garip şey var. 4 yıllık olsun. Ya bırakın 4 yıllık falan. Siz, isim vermeyeyim de alınmasın diye, gençler falan A fakültesi, B fakültesi, C fakültesi, efendim şu mühendislik okulu, efendim şu, bırakın bunları. Size meslek kazandıracak. Elinize tornavidayı, penseyi alacağınız veya efendim lazer alacağınız veya işte kompütür, efendim bilgisayar, neyse efendim tıbbi araçları kullanacağınız, otomobil, mesela aklınıza ne gelirse meslek edineceğiniz bir okul. Ve bu okulların 2 veya 4 yıl olmasının hiçbir anlamı yok. 2 yıl iyi bir süredir. İtalya'da üniversiteler 3 yıldı zaten. Yani bir Türkiye'de böyle bir 4 yıllık takıntısı var. Buraya takılmasınlar. Ve bir başka şey, gençlere en önemli tavsiyem, not ortalamalarını yüksek tutsunlar. Yani üniversitelerde notlar 4 üzerinden verilir. 4 üzerinden ortalama mümkün olduğu kadar 3'ün üzerinde ama 3,5'ün üzerinde olsunlar. Niye böyle olsunlar? Bugünkü şartlarda diyelim ki 2 yıllık güzel bir meslek okulunu bitirdi. Nitekim böyle tanıdıklarım var. Daha sonra biraz çalıştıktan sonra becerikli de bir arkadaşımızdı. Yazılımcılık konusunda lisans eğitimini 4 yıla tamamladı. Sonra o süre içinde Aleyna Hanım dilini geliştirdi ve şu anda Kanada Toronto'da ve mübalağa etmiyorum. Bak, mübalağasız bir şey söylüyorum. Yılda en az 500 bin dolar kazanıyor. Yani bunu o yapabiliyorsa gençlerimizin hepsi yapabilir. Çünkü keşfedilmiş ve keşfedilebilecek en büyük silah Aleyna Hanım, kendine inanmış insandır. Bu anlamda bir de gelecek bağımında, gelecek tasarım açısından gelecek diplomaların değil, el maharetlerinin konuşulduğu, zihin maharetlerinin konuşulduğu bir dünyaya doğru gidiyor. Yani siz sahaya inecek bir iş edinin. Sahaya inecek bir iş edinmez iseniz sizin diplomanızın 5 para etmediğini görürsünüz ki bugün 2023 Türkiye'sinde yaklaşık 1 milyon 800 bin, çok acıdır bu, çok trajik bir sonuçtur bu. Üniversite mezunu 1 milyon 800 bin çocuk işsiz. Bu Avrupa'da da böyle. Çünkü artık beyaz yakalıların işsiz kaldığı bir döneme doğru giriyoruz. Çünkü, pardon, abi şimdi mesela hükümet Avrupa Birliği ile yeni bir çalışma başlattı. Avrupa Birliği yüz binlerce el becerisi olan eleman arıyor. El becerisi. Beni aramıyor. Sizi de aramıyor. El becerisi olan eleman arıyor. Bunun için devletin bir çalışması başlıyor. Benden buradan herkese tüyo vermiş olayım. Gençler bunu değerlendirebilir. Bir el becerisi meslek, o kimliği alırlar ise Avrupa'da iş bulmaları kolaylaşır. Buna bak mesela, başlığı da böyle koyarsanız belki şey yaparlar. Benim tanıdığım bir arkadaş grubu da
bunun bir yönde çalışmalar var. Çünkü bunların hem el becerileri gelişir, hem iş bulmaları böyle bir kimliği al. Çünkü böyle bir kimliği şey yapıyorlar. TC vatandaşlık sistemine bile giriyorlar. Batı'da artık el becerisi olan insanlar isteniyor. Batı'da artık hemşire isteniyor. Erkek veya kadın. Kanada hemşire istiyor. Erkek veya kadın. Yani beceri istiyorlar. Kimse bizim fakülte yıllarında okuduğumuzda daha şurada 10-15 yıl önce abi, abla ben öyle masaya oturayım. İşler başkaları tıkır tıkır yapsın. Paracıkları ben alayım. Yok öyle bir ama. Böyle bir dünya yok artık. Sahaya ineceksin. Sahaya ineceksin. O açıdan gençlere bir diğer tavsiyem bu üniversite seçme ve yerleştirme günlerinde mutlaka ve mutlaka not ortalamasının dışında yabancı dil öğrensinler. Bir diğer konu ömür boyu kendilerine eğitsinler. Ben hala mübalağasız 10 bin kitap okudum. 21 kitap yazdıktan sonraki 2 kitabı da yolda. 1000'in üzerinde makale yazdıktan sonra öğrendiğim şu var. Hiçbir şey bilmediğim. Evet, hiçbir şey bilmediğimi. Yeni yeni şeyler öğrenmek, hayata tutunmak en önemli unsur. O açıdan bu 2023'ün üniversite tercih günlerinde çocuklarımızın hepsine çünkü 3 milyon mu ne kadar herhalde 4 milyon mu bir tam rakam hatırlayamıyorum. Çocuğumuz imtihana girdi. Ama bu onların içinde tabii ilk 50-100 bine girenler şanslı. Diğerleri çok şanslı değil yani. Çünkü Amerika'da da 5199 tane üniversite vardır. Ama bu 5199 üniversitenin 200'ü kabul görür. Diğerleri de amalgam dolgu işlevi görür. Evet, teşekkür ediyorum. Hocam peki sisteme dair bir söylemleriniz var mı? Sistem bu şekilde devam etmeli mi yoksa sonuç değiştirilir? Ben bunu hep söylerim. Türk eğitim sistemi, Türk eğitim sistemi çökmüştür. O efendim şu sağ partiyi övme, bu partiyi övme, muhalefeti övme, efendim iktidarı övme, verme değil. Türk eğitim sistemi aynı parti içinde bile, mesela son işte 21 yıldır Sayın Erdoğan iktidar. Erdoğan'ın partisinde bile bakandan bakana eğitim değişmekte. Öyleyse çözüm nedir? Eğitim bir kere partiler üstü el alınacak. Ana sınıfından doktoraya kadar sistem yeniden kurgulanacak. Altak geber külahın olmadığı, adaletsizliğin olmadığı, üç kağıdın olmadığı, ezberin dışında çocukların araştırmaya, geliştirmeye yönlendirildiği bir eğitim sistemi kurulmak durumunda. Bunun sonunda şunu, Türkiye bir yere ancak eğitimle varır. Anadolu'da yörüklerde bir laf vardır. Diken battığı yerden çıkar, başka yerden çıkarsa matça olur, yara olur derler. Türkiye, Türk milleti bu feci duruma eğitimin kalitesizliğiyle geldi. Bugün baktığımızda Türkiye'nin dini anlamda ortalıkta bir süre mübarek İslam'ı kullanan maskaralıklar var. Bütün bu belalardan kurtulmasının yolu eğitimdir. Onun için yıllar önce Habertürk'te söylemiştim. Bir kez daha size söyleyeyim. Türkiye önümüzdeki 10 yılda çok iyi 100 fizikçi, 100 matematikçi, 100 kimyacı, 100 biyolog artı 100 ilahiyatçı yetiştirmek durumunda.